Herkese yeni videodan merhaba selamlar. Bugün Vivsonic'in Woodpad 10 çizim tabletini inceleyeceğiz. Dilerseniz önceki bir kutudan çıkartalım. Kutunun içerisinden neler çıkıyormuş bir inceleyelim bakalım. Daha sonrasında hemen gelelim. Evet, tabletimizi kutudan çıkartalım. Öncelikle şurada görebilirsiniz Vivsonic'in logosu bulunmakta. Diğer kısmını çevirdiğimde ise model numarasını ve yasal uyarıları görebilirsiniz. Arka kısmına baktığımız zaman teknik özelliklerini görebiliyoruz. Woodpad 10 tabletin. Doğal bambudan yapıldığı. 4096 seviyede oldukça iyi bir seviye. Artı eksi 60 derece eğimden bahsedilmiş burada. Bu da gerçekten iyi bir seviye. Kullanırken kalemi ne kadar eğerseniz ona göre fırçaları eğimli olarak kullanabilirsiniz demek oluyor. 5080 LPI olduğu yazıyor burada. Bu da line per inch demek. Yani inç başına tablet üzerine düşen çizgi sayısına deniyor. Aynı monitörlerde olduğu gibi 1080'e 1920 piksel gibi düşünebiliriz aslında bunu. Tablette LPI değeri ne kadar fazla olursa o kadar iyi denilebilir. Tak çalıştır özelliğinden bahsedelim. Ve oldukça ince hafif olduğundan bahsedilmiş. Şimdi şöyle yapalım. Tabletimizi kutudan çıkartalım şu şekilde. Bir kabartma karşıladı bizi Woodpad olarak. Ve bu kısmı da mıknatıslı, manyetik bir şekilde. Gerçekten bu da çok hoşuma gitti açıkçası. Kutusunun bile premium hissiyatı olduğunu söyleyebilirim. Şöyle açtığımız zaman öncelikle kullanma kılavuzu bizi karşılıyor. Dilerseniz buradan tüm detaylarına bakabilirsiniz tabletin. Aynı zamanda da kurulumunu nasıl yapılacağı ile ilgili bir bilgilendirme bulunuyor. Onu da ayıralım şöyle. Evet. Burada da Woodpad'imiz bizi karşılıyor. İlk izlenimim gayet hoş tablete benziyor. Şu kısımları da görüyorsunuz. Dört köşesinde noktalar var. Bunlar bizim kullanabileceğimiz sınır çizgilerimiz. Aslında bunların dışına çıkamıyoruz. Arka kısmını çevirdiğimde ise yumuşak bir sünger ve köşelerinde de kaydırmaz pedleri bulunuyor. Da tabletimizin model numarasını ve detaylarını görebiliyorsunuz. Model numarası HF1030 olarak bizleri karşılıyor. Geldik kutumuzun sağ tarafına. Bir ucu USB, diğer ucu ise micro USB kablo ile birlikte geliyor. Kablomuzu da ayıralım. Daha sonrasında kalemimize bir bakalım. Şu şekilde kalemimizde hissiyatı vesaire çok güzel gerçekten. Herhangi bir pil yardımı olmadan kalemimizi kullanabiliyoruz. Bu da güzel bir detay. Kalemimizi de ayıralım. Şu kısımda ise farklı uçlar bulunuyor. Onları da şöyle çıkartalım. 3 farklı uç karşılıyor bizleri. Uçları çıkarmamız için de yardımcı bir aparat. Bunlara da daha sonrasında değiniriz. Yine burada bir bilgi kitapçığı bizi karşılıyor. Burada tabletimizi hızlı bir şekilde kurulumunu sağlamamız için ve kalem üstündeki butonlara gerekli atamaları yapabildiğimizi söylüyorlar. Burada görebiliyorsunuz bilgisayara kurulumunu yaparken ki Chromebook'larla PC ve MacBook'larla da uyumlu tabletimizi kolaylıkla bağlantısını yapabiliyoruz. Burada şu anda görüyorsunuz model numarası PF1030. Boyutları ise 294, 178 ve 7.9 mm. Aktif alanı ise 8.8'e 5.5 inç yani 10.4 inç olduğu da parantez içerisinde yazıyor. Bu tabletin aynı zamanda da 7 inçlik bir modeli de bulunuyor. 273 gram oldukça hafif bir tablet. 5080 DPI olduğunu az önce bahsetmiştim. 5080 DPI'yi kullanabilmek için ise uygulamasını bilgisayarınıza yüklemeniz gerekmekte. 250 PPI raporlama değerine sahip. USB'den bağlantı yapabildiğim yazıyor. Aynı zamanda pilsiz çalıştığı yazıyor. 1096 ve 0.25 mm'ye kadar doğruluk payı olduğu yazıyor şu kısımda. Görebilirsiniz. Bakalım başka bir şey var mı? Yok. Evet, kutu içeriği bu şekildeydi. Şimdi de dilerseniz bilgisayarımızın karşısına geçelim. Vivsonic'in uygulaması var. Onu da bir indirelim. Hemen gelelim. Evet. Kalemimizin ucunu şu şekilde çıkartıp yeni bir uca kolaylıkla geçebiliyorsunuz. Şöyle yeni ucumuzu ittirerek takabiliyorsunuz. Herhangi bir problem olmuyor. Tekrardan bir önceki uca geri dönelim. Kolaylıkla geçebiliyoruz. Şimdi kablomuzu açalım ve bilgisayarımıza tabletimizi bağlayalım. Kablo uzunluğu da gerçekten yeterli seviyede. Bayağı bir uzun. Şu kısımdan tabletimize kablomuzu takıyoruz. Şöyle. Şu anda MacBook'ta ekran kaydını başlattım. Bilgisayarımıza taktığımız zaman bu şekilde sanki yeni bir klavye bağlamışız gibi gözüküyor. Sürdür diyorum. Bunu iptal ediyorum ve Chrome'u açıyorum. Daha sonrasında Chrome'u açtıktan sonra arama kısmına
ViewSonic Drive yazıyorum. İndirme merkezi olan ilk sekmeye çıkıp ürünümüzü buradan model numarasını arka kısmından yazalım bakalım. Mac olan yazılımını indiriyorum bilgisayarıma. İnsin bakalım. Bu arada gerçekten kalem çok hoşuma gitti. Yani tutma hissiyatı vesaire. Şuradan da artık bilmiyorum böyle bir şeyi var ama ip mi takılıyor yoksa bir böyle aparat mı takılıyor tam onu bilemedim. Bu arada biraz bastırınca iz bırakıyor tabletin üstünde. Bunu da göz ardı etmememiz gerekir. Şimdi indirilenler kısmından bir bakalım. ViewSonic gelelim. Sürdür diyorum. 6.8 MB yer kaplayacakmış bilgisayarımda ve bilgisayarımın parolasını girdikten sonra uygulama yüklenmiş olacak. Evet, bu sesi de duyduğumuza göre bilgisayarımıza şu anda yazılımını kurdu. Gizliliğe izin ver diyelim. Evet, şu anda bilgisayarımızda mouse olarak kullanabiliyoruz. Bu şekilde hareket ettirebiliyoruz. Bakın şu anda bastırmıyorum herhangi bir şekilde. Üstünde yine hareket edebiliyor. Yazılımın inmesini bekleyelim ve evet, aramalar kısmından ViewSonic Pen'e geldim. Bu arada kalemimizin üstünde bulunan iki tane butonun üstüne atamalar buradan yapabiliyoruz. Şu anda alttaki butona sağ klik, üstteki buton ise double klik, yani iki kere tıklama yapmışlar. Dilerseniz buradan ayarları değiştirebiliyorsunuz. Burası da çalışma alanımızı gösteriyor şu anda. Buradan detaylı ayarları yapabiliyorsunuz. Buradan isterseniz iki monitör olarak da kullanabiliyorsunuz. Burada monitör 1'e geldim. Evet, ana monitörüm üstünde şu anda çalışma alanımı görebiliyorum şu şekilde. Dışına çıktığımda ise herhangi bir şey yapmıyor. Buradan bu arada tabletin yine isterseniz çalışma alanını küçültebiliyorsunuz. Böyle. İsterseniz de ayarlayabiliyorsunuz. Portre modu, force monitör yapalım bunu. All dersek de tümünü kapsıyor. Buradan sola gitmek biraz açıkçası zor. Şöyle gelip tekrardan bunu en iyisi ana monitör olarak bırakmak. Detaylıca çizim yeteneğimizi konuşturalım bakalım. Çok iyi olduğu için çizimim. Başlatayım. Evet. Tabletimizi masamıza konumlandırdım. Daha sonrasında da USB kısmından şöyle göstereyim. Şuradan kablomuzu takıyorum. Şöyle yaparsam. Dilerseniz yatay bir şekilde, isterseniz de dikey bir şekilde kullanabilirsiniz. Kablomuzu bilgisayarımıza takalım. Ekranda zaten birazdan göreceğiz. Bekliyoruz. Bakalım kalemimiz çalıştığını görebiliyoruz ekrandan da. Illustrator programını da açalım şuradan. Kalem gerçekten dokunmadığınızda bile yukarıdan hareket ettirebiliyorsunuz sağ ve sola. Şöyle de seçiyorsunuz. Programın açılmasını bekleyelim bir süre. Şöyle ya da dediğim gibi kullanabiliyoruz. Yazısıyla özmen yazdım. Gördüğünüz gibi şöyle bir üçgen çizelim. Eve benzetmeye çalışıyorum. Biraz yamuk yumuk oldu, kusura bakmayın. Benim çizim kabiliyetim çok iyi değil maalesef arkadaşlar. Bir pencere yapalım. Evet, çizim kısmında bu şekilde yeterli olacağını düşünüyorum. Maalesef çizim yeteneğim çok iyi olmadığı için kadar yapabildim. Umarım beğenmişsinizdir. Video devam edin. Evet, kalemini gerçekten çok işlevsel buldum. Çok güzel bir kalemi mevcut. Şöyle göstereyim size tekrardan. Kablosu da yeteri kadar uzun olduğunu düşünüyorum. Yaklaşık 1,5 metre. 1,5 metreden hatta daha fazla. Ama micro USB yerine Type-C olsaydı daha güzel olabilirdi. Tabletimiz de gerçekten çok güzel. Tasarımını çok beğendim. Bambudan yapılmış, geri dönüştürülmüş bir materyale sahip. Arka kısmındaki kaydırmaz pedleri de çok iyi gerçekten. Masada bakın hiçbir şekilde kaymıyor. Şöyle ittirirsem gördüğünüz gibi sallanmıyor tabletimiz. Tabletimiz bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Siz olsaydınız bu çizim tabletini alır mıydınız? Mutlaka yorumlar kısmında görüşlerinizi merak ediyorum. Bunları bana yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Bu tablet daha çok çizime yeni başlayanlar ya da işte orta seviye çizimini geliştirmiş, belirli bir seviyeye gelmiş insanlar için daha uygun açıkçası. Üst seviyelerde bir çizim tableti de istiyorsanız, malum fiyatları çok pahalı Wacom tabletlerin. Onlara da göz atabilirsiniz ama yeterli olacağını düşünüyorum açıkçası. Ben bu tableti beğendim. Benden geçer notu aldı. Benim anlatacaklarım bunlardı. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Eğer bu tarzda videoların daha fazla gelmesi istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere.